Sevgili seyirciler, sevgili yarışseverler, Tay TV Son Düzlük ekibi olarak bugün Türk atçılığımızın şampiyon isimlerinden Inspector'a veda etmek üzere Veli Efendi Hipodromu'ndayız. Bizlerle beraber binlerce yarışsever Inspector'ı son kez görmek için bugün buradalar. Gördüğünüz sahaya biraz sonra şampiyon safkanımız son kez çıkacak ve bizlere veda edecek. Son 200 metre artık. 10 numaralı Inspector 3 boy kadar liderliğini koruyor. Arsenik geliyor. Inspector önde. 2 numaralı Arsenik'in çabaları var. 81. gazi koşusunu 10 numaralı Inspector mı? 2 numaralı Arsenik mi kazanıyor? Neşe Hanım, gözyaşlarınızı görüyoruz. Şampiyon safkınla veda etmek ne kadar zor? Çok alıştırmıştı bizi şampiyonluklarına. Veda etmek gerçekten zor. Yani hiç böyle olacağını düşünmemiştik ama bundan sonra inşallah evlatlarıyla, çocuklarıyla bu mutlulukları yaşayacağız. Hayrullah Bey, şampiyon safkanımız bugüne kadar 49 kez start alıp yani İstanbul'da 16 birincilik ki bunların 11'i grup yarışları. Sizin gazi koşusunu ayırarak soruyorum ki sizi en çok heyecanlandıran yarışını hatırlıyor musunuz? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu o an ne kadar büyük olduğunu çok fazla anlamamıştık ama gaziyi ayırırsak iki tane yarış çok önemli benim için. Bir tanesi internasyonel ki orada Sayın Başkan'ın out of control atıyla ikili bitirmiştik. Şimdi görüyoruz, internasyonelde artık ikiliye değil, tabelaya dahi giremiyoruz. O çok büyük bir yarışmış. Bir de Inspector ve Nash Bishop'un birlikte bitirdiği bir TCK kupamız var. İkisinin birinci ve ikinci olduğu. Bir de o yarış oldukça öne çıkan bir yarıştı ama peş peşe iki başbakanlık, bu sene işte ikinci oldu başbakanlık ya. Son yarışına kadar kazanma özelliği. Hiçbir yarışında arıza yapmadan, yani bütün koşu hayatı boyunca en ufak bir arıza yapmadan bugüne kadar gelebilmesi, o sağlamlık ve dayanıklılık açısından çok çok önemli bir özelliğe sahip bir at olduğunu göstermeniz bekliyorum. Şu an neler hissediyorsunuz? Yani veda ederken neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir veda? Şu anda değil, 3-5 gündür zaten uyuyamıyoruz, edemiyoruz vesaire. Dediğim gibi yani gerçekten çok alıştırmıştı bizi. Bugün Inspector'ın yarışı var deyip çıkıp geliyorduk. Şimdi herhalde gelemeyeceğiz. Tayların heyecanıyla. Evet. Onlardan umutluyuz. Evet, birkaç yıl bekleyeceğiz. Ondan sonra Taylar. Eşinizin gözyaşlarını gördük biz biraz önce. Evet. Yani ondan da bekliyordum ama. Yok, gözleri dolmuş. Siz neler söylemek istersiniz? Çok zor bunca senedir koşmasına rağmen şimdi veda etmek. Yani üzücü. Ama yani İleride de çok gurur duyuyorum. Yani çok gurur duyuyorum. Veda, güzel şey. Veda esasında. Teşekkür. Bu arada tabii böyle bir nezaketi gösteren TCK yetkililerine de burada teşekkür etmek istiyorum. Şampiyona yakışır bir veda oldu. Şimdi biz röportaj yaparken vedasını erken diyenler var. Erken bir veda mı? Hep şeyi bekledim. Yani son yarışını kazansın. Öyle bir veda edelim istedim. Yoksa yani bugünkü yarışı bilmiyorum ne yapardık ama bir cumhurbaşkanlığı seneye dahi yeniden dinlendikten sonra koşabilir ama bence tam uygun bir vakit. Yani tam ideal bir vakit. Hem başbakanlık ikinciliği peşinden bir birincilik ve yaş itibariyle de zaten bence uygun bir yer. Çünkü aslında şöyle, 3 yaşıyla veya 4 yaşıyla kıyasladığınızda Inspector şu anda çok daha sağlam. Yani o yaşlardaki hiçbir problemi şu anda yok. Bir nevi yani yaşlandı da gençleşti. O açıdan bakılınca doğru olabilir ama bence tam ideal bir zamanlama. Teşekkür ederiz.
topu vardı Asfalt'ta 4 numaralı. İnspektör önde içeriden 5 numaralı Atom kontrol dışarıdan. Dickinson atakları var ama 4 numaralı İnspektör International Bonsi koşusunu kazanıyor. Şampiyon safkanımıza veda ederken şampiyon jokeyimiz yanında kendisinden İnspektör ile ilgili duygularını alalım. Evet, İnspektör hakikaten iyi olduğu zaman rakip kim olursa olsun, yarışsever olsun bizlere ilgilerine hiç zaman yanıltmadı. Yarışta her zaman varını yoğunu ortaya koyan ve 6-7 senelik yarış kariyeri boyunca yani 2000'den 2400, 3000 metre dahi olsa o mesafeleri mesafesiyle koşan bir safkandı. Ender bir safkandı. O yüzden ben öncelikle yetiştiricisinden, antrenörüne, at sahibine böyle bir yüzüğü de atıp bu zamana kadar koştukları için ve yarış camiasına hizmetlerinden dolayı kendilerine sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Yarış kazanan jokeyimiz Akın Sözen'le beraberiz. Vedasıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz şampiyonunuz? Sağlarımızda yetişen ender atlardan bir tanesi İnspektör. Böyle ender atlardan yetişen bir ata, şampiyon bir ata binmekten dolayı çok gurur duyuyorum. Şu anda gururu, hüzünlü ve mutluluğu aynı anda yaşıyorum. Karmaşık duygular içindeyim. İnşallah daha güzel, daha iyi şampiyonlara ülkemize kavuştururuz. Dubai'ye gitse başarılı olur muydu diye sormak istiyorum. Bence olurdu. Bir takım sıkıntılar geçirdi. Geçirmeseydi ilk taylık dönemlerinde tam dinç olduğuna. Çünkü o karakter vardı bu hatta. Bence olurdu. Daha iyi olur bende. İnspektör çok büyük başarılara yakalanmış bir safkan. Şampiyon bir safkan. Şampiyon safkanlar her zaman sahaya gelmiyor. Böyle bir atın antrenörlüğünü yaptığım için çok gururluyum. Gidişte gururlu olduğumuz kadar, sevinçli olduğumuz kadar böyle bir safkanın antrenörlüğünü yaptığım için gidişte bizi üzüyor ama bizim kendi atçılığımıza ve ekür atçılığımıza ve ülke atçılığına çok faydalı olacağına inanıyoruz aygırlık hayatıyla. Salih Bey, Spectre sizin ezeli rakibiniz. Onunla aynı gün yani aynı koşuda yer aldığınız zaman özellikle bir önlem alıyor muydunuz? Şimdi Spectre çok kaliteli bir at. Onun için tabii ki yani ona ne kadar bir önlem alırsan al. Şimdi bizim atımız daha yeniydi ona göre. Çok uzun zaman sahalarda koştuğu için daha tecrübeli bir atımızdı. Tabii ki ona bir önlem alıyorduk. Bizim önde gitmesi gereken atlarımız oluyordu. Onun peşinden gönderiyorduk. Diğer atımız arkadan gelsin falan diye. Ama ne olursa olsun ona ne kadar bir önlem alınırsa alınsın. Gerçekten bu sahalara gelmiş geçmiş çok önemli atlardan birisiydi. Bugün onun yarış hayatının bitmiş olması gerçekten ben kendi adıma üzücü. Ayrıl abi de çok sevdiğim bir abim. Çok iyi bir atçı. Yani ona inşallah daha nice inspektörler nasip eder Allah diyorum. Şampiyonumuz Ahmet Hacı ile beraberiz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Buraya gelmekte daha çok mutlu oluyorum. Ne bileyim yani bu yarış severlerin arasında. Yani ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluk bu. Peki İnspektör'ün vedasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla yani hakikaten bir şampiyon bir attı. Koşmayı düşünen, koşmayı seven bir at. Bir de bana nasip oldu. Gazi yarışında, o zaman idmana giriyordum. Gazi yarışındaki galoplarını devamlı bana yaptırıyorlardı atın ilgilileri. Yani o zamanlar belli etmiş bir tipik bir tempo atı. Şampiyondu ve şanlı yakışır da bir jübile yaptılar. Ne mutlu ona. Bir de bütün bu yönetim kuruluna bunu tertip edenlere herkes yani sağ olsunlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız hepiniz. Gülnur Hanım, şampiyon isimlerden İnspektör bugün sahalarımıza veda etti. Neler söylemek istersiniz? Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum. Türk atçılığımıza daha katkıları olacaktır inanıyorum. Başarılar. Gayet.
Gazi yarışında safkanızı geçmişti. O yarışta özel bir taktik uygulamış mıydınız? Atatı geçiyor. Her yarışta bir taktik vardır. İnspektör'e de başarılar diliyorum bundan sonraki yaşamında. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, şimdi yanımda İlyas İlbey var. Kendisini öncelikle Türkiye Jokey Kulübü yeni yönetimine seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Camia için hayırlı olur inşallah. Bugün bir şampiyonumuza veda ediyoruz inspektör. Neler söylemek istersiniz? Vallahi tabii bu sahalarımızda ender yetişen şampiyonlardan biri. Onları uğurlamak tabii ki üzücü. Yani bir daha izleyememe duygusuna sahip olmak üzücü. Ama inşallah hara yaşamı çok başarılı olur. İyi yavrular verir, şampiyon yavrular verir. Öyle de mutlu oluruz. Peki inspektör gibi bir safkanınız olsun ister miydiniz? Kim istemez, herkes ister tabii. Peki veda erken mi sizce? Veda her zaman erken gibi görülebilir ama Hayrullah'ı çok takdir ettim gerçekten. Çok doğru bir zamanda, doğru bir zamanlamayla buna karar verdi. Çünkü baktığınız zaman önündeki yarışlar bitmiyor. Sağlam bir atı böyle bir günde çekebilmek çok büyük bir hem özveri işi hem akıl işi gerçekten. Ata da hak ettiği değeri vermiş oldu böylece. Çok tebrik ettim. Kendisine de söyledim. Bakın bugün 2400 metre Jockey Kulüp Kupası koşusu var. Eğer şu koşuyu koşsaydı gerçekten favorilerden biri olabilirdi. Ama Hayrullah gerçek bir atçı gibi davrandı ve atı zamanında çekmesini bildi. Onun için tebrik ediyorum. İnspektör'le ilgili neler söylemek istersiniz? İnspektör'e ilgili ne söyleyeyim? Çok şey söylenecek, çok şey var aslında. Yarış hayatı bence çok başarılı geçti. İnşallah babalık hayatı da başarılı geçer. Sevdiğim bir attı. Üzüldüm veda etmesine ama yaşı gereği, doğası gereği. İnşallah iyi olur. Hayırlı veda de. Geçmiş olsun. Diyeyim. Erken bir veda mı? Koşar mıydı daha? Veda koşardı bence, koşardı. Daha 8 yaşında koşması gereken bir attı. Çünkü şampiyon bir attı ve başarılıları olan Cumhurbaşkanlığı, Gazi ve Başbakanlığı kazanmış bir attı. Senelerdir takip ediyoruz ve bildiğimiz bir attı. Büyük bir hayranlık var zannediyorum. Evet, oğlumuzda evet, tişörtünü evet, görüyoruz. Evet. Sen tanıyor musun inspektörü? Evet. Evet. Tasarılı olduğumuzdan dolayı da daha çok tanıyoruz. Yarışlarını olmamış. Hatırlıyor musun peki? Başbakan. Evet. Bugün buraya inspektör için mi geldiniz? Genel yarışları seyretmek için geldik ama inspektörü merak ediyoruz. Kızınızın üzerinde tişörtünü görüyoruz. Özel bir anınız var mı? Size daha önce kazandırdı mı? Yani bir yarışıyla ilgili düşünceniz var mı? İnspektör bana iki kere kaybettirdi. Son başbakanlıkta yoktu. Gazi'de de yoktu. Arsenik tekti. O yüzden kötü anılarım var. Ama atı seviyorum. Teşekkür ederiz. İnspektör'le ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya iyi bir yarış atıydı. Güzel yarışlar yaptı. Gazi'yi kazandı. Ondan sonra daha kaliteli yarışlar kazandı. Yani takip ettiğimiz ve başarılı bir attı yani. Herhalde bugün jübilesi varmış. Yarış koşmadan ayrılıyor. Yani kaliteli ve güzel bir attı. Yani son yıllarda gördüğümüz en iyi atlardan biri diyebilirim. Peki hangi jokey ile daha başarılı buluyorsunuz safkanımızı? Yani genellikle Karataş'ta daha güzel yarışlar yaptı diye tahmin ediyorum. Çok detaylı hatırlamasam da. İnspektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar kazanmadı, yarış kalmadı. Gazi koşusundan olmak üzere, başbakanlık, iki tane başbakanlık, İnönü koşuları olmak üzere kazanmadı, yarış kalmadı. Yani bu zamana kadar sahalarımızda en iyi şekilde yarış gösterdiği yarışlarla kendisini ispatladı artık. Vereceği taylarla da yani hizmet edeceğini düşünüyorum sahalara. Peki vereceği taylardan mutlu musunuz? Ya, iyi bir orijin şeyden geliyor. Kesinlikle kendisi gibi başarılı taylar verecektir yani. Ben öyle düşünüyorum. Gazi'den tanıyorum zaten. Seri bir at olduğunu biliyorum. Kaliteli bir at yani bildiğim kadar. Bugün veda edecek biliyorsunuz. Erken bir veda mı? Evet, erken veda bence. Yani bize zaten kalite atları nedense hep erken veda ediyor. Ya sakatlık geçiriyorlar. Ya çok koşturdukları için herhalde. Erken veda ediyorlar bildiğim kadarıyla. Çocuklarınıza gelmişsiniz inspektörü son kez görmek için. Size hiç yarış kazandırdı mı?
Evet. Kazandı tabii. İnspektör kazandı. Teşekkür ederiz. Türkiye Jokey Kulübü yeni başkanı Sayın Serdar Adalı ile beraberiz. Başkanım önce tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Türkiye Jokey Kulübü'nün kupası koşusunu izledik biraz önce. Neler söylemek istiyorsun? Vallahi cuma gününden beri yoğun bir kupa programıyla karşı karşıya kaldık. Bu en güzeliydi. En gurur verici olanıydı bizim için. Güzel de bir yarış oldu. İnşallah seneye bakacağız bakalım bir daha. Peki bugün şampiyon safkanımız Inspector'ın jübresine şahit olduk hepimiz. Inspector'la ilgili neler söylemek istersiniz? Inspector 3 yaşlılığından itibaren benim 3 yaşlıların en zorlu rakibiydi. Birçok yarışta da geçti tabii bizi. Tabii sahalardan ayrılması üzücü. Ayrılıp Beyci'nin içinde üzücü. Ama Harada Aygır görevine başlaması da Türk atçılığı için sevindirici. İnşallah yavruları sahaya gelir, çok iyi dereceler yapar, başarılar kazanırlar. O tarafından baktığınız zaman da sevinçliyim. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Tekrar hayırlı olsun.